Mandalina. Manisa Perşembe pazarındaki esnaf, doların yükselişini ve ekonomiyi değerlendirdi. Mikrofon uzattığımız iki farklı görüşteki pazarcı esnafının diyaloğu ilginç anlara sahne oldu. Senin niye karnına yatırıcın konuşma? Bu millet aç, aç kardeşim, aç. İş bitmiş, aç. Bu kadar basit. Motor var, mazot yok. Araba var, benzin yok. Hiçbir şey yok. Ayakkabı var, çorap yok. Çorap var, gömlek yok. Yok işte, yok da yok. Bitti, yok. Yok. Bitti. Abi neyin neyi? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Onu söyle. Ne istiyorsun? Ne arası kaldı? Ne yol kaldı? Ne istiyorsun sen? Herkesi bitirdi. Sabah namazı tutarmıyor. Akşam namazı tutarmıyor. Mehmet'e namazı alamadı akşam. Sabah azam gelecekler. 10 kilo mazot aldım 100 lira. Zeytini 10 lira dedim bağlı diyor adam. Mazot 100 lira. Gübre 500 lira. Biz de konuşuyoruz. Çıkmışlar. Cayır cayır konuşuyor. Bu memleket. Bu memleket. Hatıra konuşma. Dış, hatır konuşuyor. Dış hatır. Dışlar var yani. Dış ne dış? Hangi dış güç? Hangi dış güç? Pirinçte, pirinçte, fasulyede, çayda, şekerde dış güç var. Amerika var. Hadi mazot da var. Abi. Gübre de var yani. Ya, mazotta, şekerde dış güç var. Yani, pirinçte, peynirde dış güç var. Unda dış güç var. 1350. 1350 liraydı. Evveli gün dün 450 lira olmuş. Bunda dış güç mü var? Ya dış güç var tabi. Amerika ambargo koyuyor çiçek abi. Çiçek yağı da dış güç mü var? Trakya'da üretiliyor. Bırakın hatır için konuşmayın öyle. Düşman çok. Ulan 50 yıldan beri bu gömleği giyin. 50 yıldan beri bu gömleği giyin. Tamam gömlekten giyin. Memnunum. Ne memnunsun? Hatıra konuşma öyle. Ülke kalkınmasın diye. Anladın mı? İnşallah göreceğiz. Türkiye'nin büyük olduğunu göreceğiz yani. Biz o günleri görmek istiyoruz yani. Hep tökezletmeye çalışıyorlar. Görüyorsun yani. Hep. Yani biz de şey yapacağız. Bak ne diyoruz? Ne diyor? Diyor ki biz diyor hani bir şeyler yapmak istiyor ama yapamıyor. Çünkü neden? Birileri hep yolu kapatıyor. Adamın yolunu kapatıyor yani. İçeride bu pahalılığı birisi yapılıyor. Dış güçler yapıyor. Türkiye'nin önü açık. Sabredeceğiz. Birkaç sene açacağız. Yüzyılımızı çaldırmayacağız. Buna gayret edeceğiz. Bir halk olaraktan biz bu ülkenin insanıyız. Biz artık köle olmak istemiyoruz. Dış güçler. Kendi ayaklarımızın üstünde durmak istiyoruz. Uçmuş. Uçmuş baba. 100 lira harcadım. 1 lira para kaldı. 100 lira harcadınız. Neler aldınız peki? Ne aldım? Temel yiyecek. Fasulye aldım. Pancar aldım. Pırasa aldım. Domates, limon aldım. Patates aldım. Yani aldıklarım birer ikişer kilo. Bu kadar. Başka bir şey almadım yani. Bu aldıklarınızla bir hafta geçinmeye mi çalışacak? Ya daha bunun yanında bir sürü alınacak aslında şeyler var ki. Ne diyeyim işte. Yağ var. Tüpü var. Elektriği var. Suyu var. Zor yani. Çok zor. Yetmiyor ki. Kime yetiyor? Kimseye yetmiyor. Maalesef çok uçuk yani. Neler aldınız? Neler aldık? İhtiyaçlarımızı en küçük olanını ve yarım kilo en fazla. Bu şekilde. Ne kadar ödediniz? Şu an 150 lira çektim. 150 liradan 50 liram kaldı ve daha balık almadım. Gördüğün gibi bekliyoruz. Beklemeye devam. Alışverişe geldik ama alabilir çek bakan. Bakıyorsunuz hiçbir şey almadık. Bakıyoruz. Şimdi kaldım evden 100 lira. Pazarlığı hesaplayacağım. Ona göre ayarlayacağım. Evet. Geçen haftaya göre kıyasladığınızda nasıl? Ya hala pahalı ya. Çok şey düşen bir şey yok yani. Hepsi yani 100 lirayla geliyoruz hiçbir şey almıyoruz hemen hemen. Yani ne balık ne şey. Hepsi çok pahalı. Hiç pahası. Nasıl gidiyor işler? Vallahi işine nasıl olacak işler yok ki. Müşteri almaktan bir yana bir dert. Bizim satmamız yanından bir dert. Gece saat 1.30'da kalkıyoruz. Bu saatlere kadar akşam saat 9-10'a kadar. Yani getirdiğimiz 3-5 parça mal. Müşteriye dert yatmaksa satmaksa canımız çıkıyor. Alan yok, satan yok. Yani berbat. Ne yapacağız bilmiyorum.